Merhaba arkadaşlar. Şimdi sayı kesir problemleri test 5'in kalan 4 sorusunu çözeceğim. Değerli arkadaşlar, oynatma listesinde problemler kitabının çözümleri kısmında bunlar yer alıyor. Eğer ki elinizdeki kitapta test 5 yazıyorsa arkadaşlar zaten bu çözümleri görüyorsunuz demektir. Çünkü bazen ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Ama ben bunları zaten sırayla hazırladığım için arkadaşlar çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi bakalım. C1 ve C2 sınıflarındaki öğrenciler ve bu öğrencilerin sıralara oturması ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. C2 sınıfındaki öğrenci sayısı C1 sınıftaki öğrenci sayısından 4 fazla. C1 sınıfında bulunan sıra sayısı C2 sınıfında bulunan sıra sayısının 3/4'ü kadardır. C1 sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa sıralar tamamen dolur. 5 öğrenci ayakta kalıyor. C2 sınıfındaki öğrenciler sıralara üçerli otururlarsa 3 sıra boş kalır ve diğer sıralar tamamen doluyor. Buna göre C1 ve C2 sınıfındaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Değerli arkadaşlarım, bunun bir kere formülünü yazalım. Bakın, sıra sayısı çarpı bir sırada kaç öğrenci oturuyor? Bakın, bir sırada oturan öğrenci sayısı artı ayakta bulunan öğrenci sayısı eşittir sınıf mevcudu. Bakın, bu sınıf mevcudunu bana verin. Bakın, kalıbı çizdim, tamam mı? Bu yarın bir gün sıra olmaz, başka bir şey olur. Birisine hediye alacaktır, hediye olarak gelebilir. Öğretmen sınıfta kalem dağıtacaktır, kalem olarak gelebilir. Ben bunları bu şekilde anlatmamın sebebi, size önce temelini anlattım arkadaşlar. Daha sonra zaten formatını değişik halinde göstereceğim. Ha, amacım burada aslında yeni nesil soruların eski nesil sorulardan büyük bir farkının olmadığını, onların da bir eski nesil soru olduğunu size gösterebilmek. Şimdi arkadaşlar, C1 sınıfında bulunan sıra sayısı C2 sınıfında bulunan sıra sayısının 4/3 kadar. O zaman burada mesela 4A sıra varsa burada demek ki 3A sıra var. Bakın bir kere bunu yazın. Tamam mı? Yazdım. C2 sınıfındaki öğrenci sayısı C1 sınıfındaki öğrenci sayısından 4 fazladır. Şimdi o zaman C1 sınıftaki öğrenci sayısı X ise, bakın X ise, C2 sınıfındaki öğrenci sayısı nedir? X artı 4'tür. O da güzel. Şimdi bakın, C1 sınıfındaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa sıralar tamamen doluyor ve 5 öğrenci ayakta kalıyor. Şimdi C1 sınıfındaki sıra sayısı ne? Bakın dikkat edin, 3A. Tamam. Buna geldim, 3A dedim mi? Çarpı bir sırada oturan öğrenci sayısı. Şimdi bir sırada oturan öğrenci sayısı kaç? İkişerli oturuyorlar. Çok güzel. Artı ayakta oturan öğrenci sayısı kaç? 5. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bak sen formülü biliyordun. Ya yok, ben bu formülü size defalarca anlattım. Bunu düşündüğünüz zaman kendiniz geliyor arkadaşlar. Burada bir formül bilmeye gerek yok. Yani bunu yarın bir gün başka şey için de kendiniz kurun. Tamam mı? Bu bana neyi veriyor? Sınıf mevcudunu. Peki sınıf mevcutları, sınıf mevcudu neymiş C1 sınıfında arkadaşlar? X'miş. Bunu yazdım. Şimdi geliyorum C2 sınıfına. Öğrenciler sıralara üçerli otururlarsa 3 sıra boş kalıyor. Şimdi 3 sıra boş kalıyor ya. C2 sınıfındaki sıra sayısı 4A. O zaman 4A eksi 3. Niye? Oturulan sıra sayısı 4A. 3 sıra boş kaldı. Peki kaçerli oturdular? Üçerli oturdular. Ayakta da kimse yok. Bu kaç eşitmiş arkadaşlar? X artı 4'e eşitmiş. Şimdi değerli arkadaşlarım, birazcık daha şuraya yakışıklı yazalım. 6A artı 5. Şuraya da daha yakışıklı yazalım. 12A eksi 9. Bunları birbirinden çıkaralım. X artı 4'ten X giderse 4. 12A'dan 6A giderse 6A, eksi 9'dan eksi 5 giderse eksi 14. Bakın eksi 9, eksi 5, eksi 14. Bu tarafa geçelim. Artı 14, 4 tane yapar. 18 eşittir 6A. A eşittir ne oldu? 3 oldu. Bakınız A 3 oldu. Şimdi diyor ki C1 ve C2 sınıfında bulunan toplam öğrenci sayısı kaçtır? Biz A'yı yerine koyalım. 3 kere 3, 9, 9 kere 2. 11, bir dakika, 3 kere 3, 9, 9 kere 2, 18, 5 tane oldu, 23. Arkadaşlar bu sınıfta 23, diğerinde de 4 fazlaydı, 27 oldu. 23 ile de 27'yi toplarsak kaç oldu? 50 oldu. Değerli arkadaşlarım, size canım feda ama bakın, bu soruları benden önce okumazsanız, yazarken ben çözdükten sonra da kaleme elinize alıp bunları aynen böyle yazıp benim gibi yorumlamazsanız, size profesör gelse bu problemleri öğretemez. Bu problemleri yapmanın yolu oku, yaz, oku, yaz, oku, yaz. Tamam mı? Hocanıza güvenin, hocanızı takip edin. Şimdi geldik 6. soruya. Arkadaşlar 6. soru
Bence çok önemli sorulardan birisi. Karıştırmamak mümkün değil. Çok dikkat edin. Bak buraya çok güzel bir şey kurdum. Bir giyim mağazasının müdürü Mart ayından Haziran ayına kadar satılan gömleklerin sayılan yukarıda verilen tablodaki gibi ifade etmiştir. Bu satışlarla ilgili ise aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Haziran, bak dikkat et. Haziran ayında satılan gömlek sayısı Nisan ayında satılan gömlek sayısından bir fazla. Şimdi burada tuzağa düşme. Bak bunlar Nisan ayı öncesi, Mayıs ayı sonrası. Sen ne yapacaksın bu soruyu çözmek için? Buraya ayrıyetten geleceksin. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran yaz. Tamam mı? Hani tablonun altına ek bir tablo gibi düşün. Şöyle yaz. Yukarıyı zaten değerlendireceğiz. Yani iki tane tablo yapalım. Diyor ki Haziran ayında satılan gömlek sayısı Nisan ayında satılan gömlek sayısından bir fazla. Şimdi Haziran ayında x artı bir satılırsa demek ki Nisan ayında ne kadar satıldı? X satıldı. Bu bir. Mart ayında satılan gömlek sayısı Mayıs ayında satılan gömlek sayısının 3 bölü 10'u kadardır. Şimdi Mart ayında satılan gömlek sayısı kaç arkadaşlar? 12. Mayıs ayında satılan gömlek sayısının 10'da 3'ü kadardır. Yani demek ki arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Yani denklem kuralım diye söylüyorum. Yoksa 12'yi 3'e böl 4, 4 kere 10, 40 diyebilirsiniz. Ya da bir şey bir şeyin bu kadarıdır derse bunu ters çevirip bununla çarpın. Bu da bir taktiktir. Böyle ters çevirip çarpın. 12'yi 3'e böl 4, 4 kere 10, 40. Demek ki Mayıs ayında 40 tane sattı. Mart ayında da zaten 12 tane sattığını söylemiş. Bakın buna dikkat edin değerli arkadaşlarım. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum size. Bir şey daha söylemek istiyorum. Böyle olmasaydı nasıl yapabilirdiniz? Kafam karıştı hocam. Benim için de anlat dediniz. Şöyle yapardın. Mayıs ayında satılan gömlek sayısı 10A olsaydı. 10'un A'nın 10'da 3'ü 3A olacaktı. 3A 12'den A4 gelirdi. 4 kere 10 40 yapardı. Bak böyle de yapabilirdin, tamam mı? Ama ben buna gerek duymadım. Şimdi şu tabloyu büyük bir dikkatle dinle. Ve sana sorduğu şeyi de bak dikkat et. Nisan ve Mayıs aylarında satılan toplam gömlek sayısını soruyor. Şimdi burada Mayıs ayında satılan ne kadar var? 40. Bakın Mayıs ayında satılan 40. Nisan ayında satılanı ben nasıl bulacağım? Bakın Nisan ayı ve öncesi şurası değil mi? Dikkat edin. Mayıs ayı ve sonrası da şurası. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Değerli arkadaşlarım, şimdi burada bakınız bir şeyi maalesef ki buraya geçirilirken eksik geçirilmiş arkadaşlar. İnşallah bir dahaki baskıda böyle bir şey görmeyeceksiniz. Burada 58 yazıyor arkadaşlar normalde. Fakat bunu yazan dizgicimiz burayı kaçırmış. Burada 58 yazıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar bu konuda. Biliyorsunuz 2019 yılındaki yapılan TYT sınavında dahi ne oldu bakın. Yanlışlar çıktı. Yani yanlış sorular çıktı. Daha önceki ÖSYM sorularında bir yanlışlıklar çıktı. Ufak tefek böyle binde bir benim de olabilir arkadaşlar. Bakın burada 58 yazıyordu ama bunu maalesef ki kaldırmışlar. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi Mayıs ayı ve sonrasında 58 ise arkadaşlar o zaman burası 58 ise şurada ne kalır? Değerli arkadaşlarım şurada ne kalır? 18. Bakın burası 18 oluyor. Bakın burası 18 oluyor. Neden? Çünkü Mayıs ayında 40 ya. Hani biz burayı dedik Mayıs ayı 40. O zaman Haziran ayına kaç tane kalıyor? 18 kalıyor. Bakın 18 kalıyor. Şimdi burayı söyledik. Devam ediyoruz. Peki 18 ise x ne olur arkadaşlar? 17 olur. X 17 olur. Şimdi x'in 17 olduğunu tamamladık. Bakın x'in 17 olduğunu tamamladık. Peki o zaman Nisan ayındaki x'ten olur arkadaşlar? 17 olur. Bana diyor ki Nisan ve Mayıs aylarında satılan gömlek sayısı kaçtır? 40 ile 17'yi toplarsak ne olur? 57 olacaktır. Değerli arkadaşlarım şimdi geçelim bir başka soruya ama bunu son kez söylemek istiyorum. Bakın normalde bu tabloda burada 58 yazıyordu. 58 buraya yazılmamış arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer çok uğraştığınız bir soru olursa lütfen videoya gelin bakın arkadaşlar. Bakın sayı kesir test 5'e kadar daha ilk defa bir tane şeyimiz oldu. O da gözden kaçmış nazar boncuğu diyelim. Evet 7. soru. Bir patatesi doğrama süresi, bir patatesi soyma süresi. Bir restoranın mutfağında çalışan Müslüm ve Erol'un bir tane patates soyma ve doğrama süreleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Müslüm ve Erol'un çalışmasıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Müslüm ve Erol aynı anda çalışmaya başlamıştır. Müslüm'ün 30, Erol'un ise 52 tane soyup doğraması gereken patates vardır. Patateslerini soyup doğramayı bitiren ilk kişi 30 dakika dinlendikten sonra arkadaşına yardım edecektir.
Patateslerin tamamı soyulup doğrandığında saat 16.45'tir. Buna göre patateslerini ilk önce soyup doğrayan kişinin dinlenmeye başladığı anda saat kaçtır? Şimdi arkadaşlar, çok güzel bir soru. Müslim'in 30 tane, Erol'un 52 tane soyup doğraması gereken patates var. Şimdi Müslim'in 30, Erol'un 52. Bakın şöyle bir olaya. Şimdi Müslim 3 dakikada soyuyor, 2 dakikada doğruyor, 5 dakikada harcar. Erol ise 2 dakikada soyuyor, 4 dakikada doğruyor, 6 dakika harcar. Şimdi bunlardan hangisi önce bitirir? Şimdi 30 patatesi, bakın 30 patatesi kaç, 30 patatesi kaç dakikada Müslim halleder? Yani yapması gerekeni. 30 çarpı 5, 150. Bakın, çünkü bir patatesi 5 dakikada hallediyor. 30 patatesi ne yapar? 150 dakikada. Peki Erol, 52 çarpı 6. O da ne yapar arkadaşlar? 312 yapar. Şimdi o zaman demek ki ilk önce işini bitirecek kişi Müslim. Ne zaman bitirecek? 30 çarpı 5 diyeceğiz arkadaşlar. 30 çarpı 5 dersek 150 dakika. Yani Müslim 150 dakika sonra işini bitirdi. Ve Müslim bu arada arkadaşlar 30 dakikada mola verecek. Bakın ne diyor? İlk bitiren kişi 30 dakika mola verecek. Tamam. Peki toplam kaç dakika geçti? 180 dakika geçti. Bu sırada Erol ne kadar doğradı? Erol bir tane patatesi 6 dakikada doğruyor. Bakın bir patatesi 6 dakikada doğruyor. O zaman 180 dakikada, bakın 180 dakikada ne olur? Burasının 30 katı. O zaman burasının 30 katı ne yapar arkadaşlar? 30 patates yapar. Demek ki bakın Erol ne yapar arkadaşlar? 30 patates doğrar bu sırada. Hani Müslüm dinlenmesini bitirene kadar 30 patates doğrar. Dolayısıyla Erol'un soyup doğurması gereken 52 patates vardı ya. 52'den 30'u çıkarırsak artık 22 tane patates kalmıştır arkadaşlar. 22 patates kalmıştır. Şimdi bu 22 patatesi, bakın arkadaşlar, şimdi bu 22 patatesi nasıl doğrar? Şimdi Müslüm, değerli arkadaşlarım, şimdi Müslüm burada yapması gereken, bakınız burada Müslüm'ün yapması gereken nedir? 5 dakikada bir patates. Erol'un ise 6 dakikada bir patates var. Hem 5'in hem 6'nın katı olan ortak bir dakika bulalım ki bu 22 patatesi doğratalım. 30 dakika arkadaşlar mesela. Bakın 30 dakikalık bir sürede ne olur? Müslüm 5 dakikada bir yapıyordu. 30'u 5'e bölerim, 6 tane patates yapar. Doğrar, soyar. Erol 6 dakikada bir patates yapıyordu. 36'ya bölerim, 5 patates. Demek ki 30 dakikada ne oldu? 11 patatesi hallediyorlar. Bakın 30 dakikada 11 patates. Geri kalan kaç patates vardı? 22 patates. Demek ki o zaman arkadaşlar bir 30 dakika daha gerekirse o zaman ne olur? Bu 22 patatesi doğrarlar. Yine çünkü 11 tane daha yapılır. Demek ki arkadaşlar Müslüm Erol'a yardım ettikten sonra 1 saat geçmiş. Bakın diyor ki patateslerin soyulup doğrandığında saat 16.45'tir. Patatesleri ilk önce soyup doğrayan kişinin dinlenmeye başladığı anda. Şimdi 16.45'te iş bitti. 1 saatte beraber çalıştıkları için 16.45'ten 1 saat çıkarın, 15.45 oldu. Peki 30 dakikada mola var mı arkadaşlar? 30 dakikada mola var. 15'e ne olur arkadaşlar 30 dakikada mola? 15-15 olur. Demek ki o zaman 15-15 olacak değerli arkadaşlarım. Müslüm'ün dinlenmeye başladığı an. Çünkü Müslüm 30 dakika ara verdi. O yüzden 30 daha çıkardım. 15-15 oldu. Burada yanlışlıkla belki 15-45'i işaretlediniz ama doğru cevap 15-15 olacaktı değerli arkadaşlarım. Şimdi geldik bir 8. soruya. Arkadaşlar şimdi bu arada kitabı 3 tane hoca kontrol etti. Hatta 4 tane. Ama maalesef ki bazen bazı şeyler ufak da olsa gözden kaçabiliyor. Bakın 2 milyon kişinin girdiği sınavda bile ufak tefek hatalar olabiliyor. Ama ben biraz çok işin önemseyen biriyim. Yani çok böyle şeyler kafama takılıyor. Yani ufak şeylerde lütfen hani şey yapmayın. Yani üzmeyelim birbirimizi. Yukarıdaki görselde bir otomobilin 5 bölmeden oluşan kilometre sayısı gösterilmiştir. Şimdi bu bende böyle yazıyor ama gerçekte de böyle yazmıyor arkadaşlar. Ben bir önceki PDF ile çalışıyorum şu anda. İleriye doğru çalışan bu sayaç, bakın ileriye doğru çalışan bu sayaç kilometre değerini gösterdikten sonra otomobil 5 kilometre yol alırsa sayaç ne yapmış arkadaşlar? 0,05 değerini gösterir. Bakınız ne yapmış? Sayaç 0,05 değerini göstermiş. Yani burada aslında demek istediğimiz nokta
Sayaç arkadaşlar ne yapıyor? Bakın 5 kilometre gittiği zaman 6 ilerliyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. 9 iken normalde 9'a 5 ekleyin 14. Ama ne yapmış bu sayaç? Bir fazla ilerliyor. Yani sayaçın çalışma sistemi bir fazla ilerlemek. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Sayaç değişik bir şekilde çalışıyor. Yani bir fazla atıyor. Yani burayı sıfır yapmıyor da direkt birden başlatıyor. Hani burayı sıfır yapmıyor birden başlatıyor. Bakın burada da örnek vererek zaten bu çalışma sistemini göstermişiz. Yani bu sorularda her zaman örneğe dikkat edeceksiniz. Bu otomobilin sayacı 62.357 kilometre değerini gösterdikten sonra bu otomobil 579.695 kilometre yol giderse bu otomobilin sayacı aşağıdaki seçeneklerden hangisini gösterir? Şimdi bakınız değerli arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken olay bence öncelikli olarak şöyle yapmaktır. Şimdi 62.357 ile arkadaşlar 579.695'i toplayalım. Bakalım bu sayaç en son kaç bin kilometre gösterecek. Öncelikli olarak bunları bir toplayalım. Şimdi topladığımız zaman değerli arkadaşlarım kaç çıkıyor? Şöyle bir şey çıkıyor. 579.695 artı 62.357 yaptığımız zaman arkadaşlar 642.052. Bakın bu geldi. Şimdi her 100.000'de bir, bakın her 100.000'de bir kere ileri atıyor. Değil mi? Bunun içinde arkadaşlar bunun içinde kaç tane 100.000 vardır? Bunun içinde kaç tane 100.000 vardır? 6 tane. O zaman şu sondaki rakamı 6 kere ileri atacak. Bakın mesela 9 iken hani ne oldu bakın? 9'a 5 ekledim. 14 oldu değil mi? Bakın 9'a 5 ekledim ne oldu? 14 oldu. Ama burada ne gösterdi? 5 gösterdi. Bir fazla attı. Bu tam bu sahneyle 6 kere karşılaşacağı için arkadaşlar 6 kere 2'yi ileri attık. O zaman kaç olacak arkadaşlar? 8 olacak. Bakın 6 kere ileri attı. 8 oldu. Tamam mı? Peki sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bakın buraya çok dikkat edin. Sonra ne yapacağız? Şimdi burada bakın 100.000 çıkarıyoruz ya 642.000 şeklinde gidiyor değil mi? O zaman bunun sonu ne? 42.058 olacak arkadaşlar. Mantığını lütfen dikkat edin. Birazcık zor bir soru. Kolay gibi görünüyor. Mesela örnek veriyorum. 100.000 için bir deneyin. Mesela bakın. 100.000 için, 200.000 için bir deneyin. Bunun doğru olduğunu göreceksiniz. Çünkü bakın. Biz bunun içindeki 100.000'leri ne yapıyoruz? Atıyoruz. 100.000'in katlarını at tahta gidin. 600.000, 500, 400, 300, 200.000, 100.000 attın. Geriye ne kaldı? 42.052 kaldı. Ama burada sayaç bir fazla ileri attı. Bak buradaki örneğe göre. O yüzden ne yapıyorum? 42.058 yapacaktı değerli arkadaşlarım. Bunun mantığı bu şekilde. Hatta şöyle de düşünebilirsiniz mesela. 124.545. Bakın ne olacak bu arkadaşlar? 100.000'den sonra sıfır olduğu için hani bakın en baştaki o basamaklar burada yazıyor aslında. Ama biz orayı göstermiyoruz ki biz burayı gösteriyoruz. Sayaç 5 haneye gösteriyor. Dolayısıyla sondakini bir fazla arttırıyor direkt. Bu da ne olur arkadaşlar mesela? 24.546 olarak gösterir sayaçta. Bak ne oldu? 100.000 olduğu için bir fazla gösterdi. Tamam mı? Bu mükemmel bir soruydu bence arkadaşlar. Gayet güzel bir çözüm oldu. Kendinize iyi bakın.